Hanım çok haklısınız. Size karşı gerçekten çok mahcubum efendim. Yani İsmail Beyciğim böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Tek kişilik bir kontenjan var. İki öğrenci oraya sokmaya çalışıyorsunuz. Hayır, siz konservatuvara öğrenci mi alıyorsunuz? Adapazarı otobüsüne bilet mi kesiyorsunuz? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok haklısınız efendim. Çok üzgünüm. Çok eğildim, başım dönüyor efendim. Ben şöyle bir oturayım, kusura bakmayın. Yavrum, bu işi halledeceğiz, merak etme. Yok ya, ben doğudan, siden baymışım, sıkılmışım. Bana farkmaz aga. Aga ne oğlum? Ananım ben senin. Öyle baydım falan yok ayrıca. Bu okula ailemize yakışır, soyumuza, sopumuza yakışır bir şekilde giriş yapacaksın. Güzel okuyacaksın ve mezun olacaksın. Otur şuraya, hadi. Efendim. Yapma ya. Tamam efendim. Yok efendim, sana demedim efendim. Gelsin, gelsin. Çağır gelsin. Efendim, diğer mağdur öğrenci ve velisi gelmiş. Sanırım velisi de sanatçıymış ama hiç merak etmeyin efendim. Ben onu konuşurum, iki eğlerim, ikna eder yollarım. Sanatçıymış. Ne sanatçısı? Kim acaba? Selamünaleyküm. Müdür kim lan? Ya sussan öyle denir mi? Ayıp be. Ya pardon ablam, kibar olacağız. Müdür sen misin lan? Siz? Siz misin? Siz öğrenci velisi misiniz? Ben bu öğrencinin velisi değil, delisiyim hoca. Canım ciğerim. Kardeşim lan bu benim. Niye almıyorsunuz lan siz bu kızı okula? Efendim zaten o konuyu tartışıyorduk biz de. Ufak bir aksilik olmuş da siz lütfen buyurun, çözeceğiz, çözeceğiz. Geç, buyurun. Geç. Müdür bey, hanımefendi ne sanatçısı acaba? Konuşmana arkama denk geldi, böylece arkamdan konuşmuş oldun, dikkat et. Ses sanatçısıyım. Aynı zamanda amatör psikologlukla ilgileniyorum. Zoruna mı gitti? Oy, ay üsluba bak. Aşkım sussana sen, ben ne dedim sana, burası konservatuvar, kibar ol, nazik ol. Hani üslup? Tamam ablam kız, kusura bakma, pardon. Maruz zaafı tarafından, maruz zaafı tarafınızda özürlerini al, kabul eyle. Rica ederim, rica ederim. Şimdi Naimancığım şöyle, biz çok köklü bir kurumuz biliyorsunuz. Bizim okulumuzun kurulu var. Kurul toplandı bu konuyla ilgili. Bir karar vermeye çalıştı. Neticede de kararını verdi. Şimdi Bahadır çok köklü bir aileden geliyor. Aynen öyle. Ailemiz ismini altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Bunda bir şey yok. Ben de ismimi 06 Çılgınsın müzikalin kapısına neon harflerle yazdım. Eski mekandır, tarihi sayılır. Kokar, tarih kokar. Binaenaleyh yani. Şimdi anlaşıldı sizin hangi sanatla meşgul olduğunuz. Neyse neyse, artık bu sohbet çok uzuyor İsmail Beyciğim. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bence artık bir karar verin. Sosyetik mi yoksa yitik mi? Hop! Bitik. Bilsiz. Biz de sosyeteyiz lan! Mama fik. Kız bir şey demedim. Kız mama fik. Biz de evde ayakkabı karmadan dolaşıyoruz, onu diyorum. Tabii. Eve giren çıkan çok olunca malum ayakkabı çıkarmakta zor oluyordur. bir şey mi ima etti kız o bana? Ey hanımlar, hanımlar, oluyor mu ama yakışıyor mu? Ama lütfen İsmail Beyciğim. Yani az evvel şu kadınla beni aynı kefeye koyan tam olarak sizdiniz. Hanım, hanım, hanım. Sadede gelelim. Kurul Bahadır'ı seçti. Kalk be abla, gidelim yeter be. Aman. Evet, evet ablacığım, hadi kalkalım gidelim artık ama değil mi? Hop, otur kız. Oturayım abla. Otur. Ben mevduatta okudum. Böyle bir şey yok. Böyle bir kurul yok. Mevduatta şöyle yazar. İki öğrenci kayıt sırasında bir hata olursa mülakata alınır yazar mevduatta. Dersimi çalıştım, hakkımı ararım diyorsunuz ha? Biz siyah camlı lüks arabalarda doğmadık. Hep yol kenarlarında büyüdük. Kaldırımda yürüyorsan önüne bakacaksın. Vay, güzel yapmış abla. Çalıyorum ben bunu, yazdım. Neyi çalıyorsun çocuğum? Sen zaten siyah camlı lüks arabalarda doğansın. Fenalık geldi içime ama. Bakın İsmail Beyciğim, eşim Cemil Bey sık sık Ankara'ya giden gelen birisi. Önemli bir iş adamı yani. Hani çevresi de böyle önemli, kıymetli insanlardan oluşuyor. Bilmem anlatabiliyor muyum İsmail Bey? Kız bir de tadış çıkıyoruz. Hadi. Ay yok artık.
Merhabalar efendim. Münir Bey, kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Özür dilerim. Merhaba hayatım. Sen? Cemilciğim, hoş geldin hayatım. Kalk yavrum, baban otursun. Otur Cemil lütfen. Ne alakası var ya? Ne alakası? Ben hiç tanımıyorum bu kadını. Hayatımda ilk kez gördüm. Ne oluyor, ne? Cemil, ben sana bu kadını tanıyor musun diye sordum mu şimdi? Doğru. Tanışıyor olsaydık, sizin oğlana başka okula aldırın, sıkıntı çıkmasın diye tittikler savururdu. Yeter'cim. Ne var? Biz acaba Bahadır'ı başka bir okula mı kaydettirsek? Şu an aklıma geliyor. Allah Allah! Ne saçma fikir Cemil. İsmail Beyciğim, gerçekten bu konu uzuyor ve bana birazcık fenalıklar geliyor. Şimdi dediğim gibi, sevgili eşim çok önemli bir inşaatçı. Şayet bir gün bu okula bir sahne gerekirse, hemen sahne yapar. Ben de yaparım, ne var? Tiyatro sahnesi mi? Hocalara moral gecesi gibi düşün. Hande'den, Serdar'dan, Yıldız'dan okurum. Yıldız'dan okumak zordur, tize çıkarım. Binaenaleyh. Vay be, ben gelirim, net gelirim. Biz bunun üstüne çıkamayız. Bence Naime Hanımlar kayıtlarını yaptırsınlar efendim. Cemil, sen bu kadının adını nereden biliyorsun? Nereden bileceğim canım? Allah Allah, attım tuttu yani. Ne var? Çok popüler bir isim Naime. Naime. Evet, Ayşe Fatma Naime. Yani Türkiye'de istatistik olarak bakıldığında Naime Hanım ismi tam 5374 tane vardır efendim. Gerçekten inan bana. Tabii ki sana inanıyorum Cemilciğim. Tabii ki sana inanıyorum. Yoksa böylesine basit, böylesine düşük bir insanı nereden tanıyacaktın ki? Bana bak. Seni zordan basite kurlarını ayırır, yüksekten atar, düşükten bozdururum. Anladın mı sen beni? Abla sus artık. Sus. Tamam ya, sustuk. Pardon ablam. Ya hoca, sen de yapacaksan yap şu mülakatı. Vallahi benim sinirli bir tepeme çıktı. Tabii tabii. Mevzuata göre mülakat yapmam lazım benim. Mülakata geçelim o zaman. Nedir yani mülakat sonucunda? Karar vereceğiz kimin alacağımıza. O zaman Levan kızım, gelmiş geçmiş en büyük piyanist kimdir? Ümit ve sen. Bildim valla. Abla bir dur, ben Oldum Balası Rahmaninov hayranıyım. Allah rahmet eylesin, ben de çok severdim kendisini. Nereden biliyorsun sen bunları? Abla sussana, ben ne zamandır konservatuar sınavına hazırlanıyorum ya. Çok güzel. Bahadır, evladım sen ne dinlersin? Büyük sözü. Hakları ödenmez çünkü. Helal olsun. Bu çocuk benim kafadan. Bilhaki kalatsın lan. Allah Allah. Çocuğum ne biçim cevaplar veriyorsun? Sen Chopin'le büyüdün. Bizim evde şofben yoktu. Kömür sobasıyla büyüdük. Harbi sosyete kızım bunlar. Evet. Leman kızım, neden bu okul? Başka okul mu yoktu? Aradın taradın, bu okulu mu buldun? Şöyle, ben bu okulun bana gerçek eğitimi verebileceğini düşünüyorum eğer kısmetse. Bir de güzel cevaplar veriyor ki. Evet Bahadır. Neden konservatuar? Hocam konservatuarda çok kız var dendi. Ya siz bu çocuğu okula değil şeye alın. Pavyona. Ne diyorsunuz? Ne diyeyim efendim ben size? Ne diyeyim, ben sizi hiç tanımıyorum ki. Aynı masada oturmuşluğumuz bile yok yani. Ben pavyona hiç gitmem. Ben pavyonun yolunu bilmem. Cemil. Yahu sen bu kadının pavyonda çalıştığını nereden biliyorsun? Nereden bileceğim? Hayatım bugün çok şanslı bir günüm benim yani. Böyle attığımı tutturuyorum demek ki yani. Sen ne demek istiyorsun? Hayır yani, neyi ima etmeye çalışıyorsun sen? Senin ilgisizliğinden sıkılıp ben her cuma pavyona gidip oradaki bir sürü arkadaşla senin geyiğini yaptığıma mı inanıyorsun sabahlara kadar? Mümkün mü bu? Vallahi başım. Tabii ki mümkün değil canım. Tabii ki mümkün değil. Başım tuttu. Son olarak çocuklardan birer şarkı dinleyelim. Mevzuata göre öyle karar verelim. Fantazi oku kız, ne olur. Gerçi fantaziyi ben daha iyi bilirim ha. Zaten fantezileri çok iyi bilmeseydiniz burada şaşırırdım doğrusu. Keşke biraz da sen bilseydin fantezi. İmalı fare. Acıyorum kız seni kocana. Ay şiştim ya ben. Şu laflara bak Allah aşkına ya. Avam kadın seni. Bak, ilk defa güzel bir şey söyledim. Bak. Ne oldu şimdi? Sen bana bir adım geldin, ben sana o adım geldim. Bak tatlı değil, yılanın deliğinden çıkarır. Gördün mü? O senin avamlığın. Çok teşekkür ederim. Hadi var işte, tamam. Leman, hadi. Söylüyorum abla. Tamam.
beyaz giyime söz olur, siyah giyime toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da, salına da gel, haydi yavrum dön dolaş, yine bana gel. Salına da, salına da gel, haydi yavrum dön dolaş, yine bana gel. Ağlattın beni köpek. Allah. Allah. Şimdi Bahadır'a geçmeden önce şey yapalım. Çok güzeldi vallahi, ağzına sağlık. Sağ ol. Yine Leman okusun fakat bu sefer Naime ile düet yapsınlar. Sen yine bildiğin gibi böyle güzel oku. Naime de o 06 çılgınsın müzikoldeki gibi, aynı o tarz Naime gibi okusun. Sen nereden biliyorsun mekanı? Bilmiyorum. Öyle bir mekan mı? Amana bir tanıdık geliyorsun. Gözlerin içine bak. Sen benim gözlerim içine. Düet yapacaksınız. Tamam. Sen o tarz söyle. Abla söylüyorum o zaman. Başla kız, gir kız. Arada gir, tamam mı abla? Tamam. Sözleri bak, karıştırıyorum ama ben sen de karıştırıyorum abla. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz. Seylerim tıslıyor, olmasa olur. Gel, gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da, salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş, yine bana gel. Bir kere daha, bir kere daha. Salına da, salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş, yine bana gel. Ulan ablam! Kalkış. Herhalde kız. Herhalde. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.